Haydar, durumunuz nedir? Buldunuz mu Seyfi'yi? Komutanım, evet. Evet, Seyfi'yi bulduk komutanım. Kaydı. Çıkacağız şimdi buradan komutanım. İyi, şükürler olsun. Seyfi, bana bak. Dışarıda bir sürü silahlı adam var, tamam mı? Pusu kurmuşlar şerefsizler değil. Aynen babalar. O yüzden çok dikkatli olacaksın. Abi dikkatli ol, gel arkamdan. Şimdi sıra Uzi'de. Bas. Bektaş. Yok komutanım. Görmedim. Buradadır. Nasılsa birazdan ortaya çıkar. Komutanım. Uzi buradadır değil mi? Öyle sanıyoruz astsubayım. Komutanım, roket atar kuzey yönünde. Artık bir roket atarınız yok. Yaşa Selcan baba! Sağ olun komutanım. Açıktasın. Aferin Görkem. Sağ ol komutanım. Teğmen'im, Göktürk abay nerede?
Ne bekliyorsun? Öldür hadi. Birbirimize neden bu kadar çok benzediğimizi hiç düşündün mü? Umurumda değil. Sen benim kardeşimsin. Yani ikiziz. Ama bu halin bir katil. Türk askerine kurşun sıkan bir terörist. Gözlerimiz mesela. Rahmetli anneme çok benzer. Ama senin bakışların farklı. Ruhsuz, donuk, robot gibi. Bunları bana niye söylüyorsun? Aile olmak nedir bilmiyorsun değil mi? Kardeşinin ailesini katlettin. Onları acımadan öldürdün. Ben kardeş bilmem. Anne bilmem. Bayrak bilmem. Monsieur öldür der, ben öldürürüm. Senin ailen ya da bir Türk askeri fark etmez. Artık kimseye zarar veremeyeceksin. Komutanım. İyi misiniz? Dünya bir caniden kurtuldu. Astsubay Gümüş. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Yüzbaşı Bozkurt. Hepiniz iyi misiniz? Seyfi? Komutanım, Seyfi'yi bulduk. Durumu iyi. Şükürler olsun. Komutanım, tam tahmin ettiğimiz gibi. Seyfi tuzaktı. Uzi adamlarıyla bizi bekliyordu. Sıcak temas oldu. Peki Uzi? Uzi kod adlı terörist Göktürk Albay tarafından etkisiz hale getirildi komutanım. Göktürk Albay, o nasıl? İyi olacak komutanım. Haklısın Yörük. İyi olacak. İyi olacak. Komutan, merak etme, o iyi. Gerçekten mi komutan? Oh be. Şükürler olsun Allah'ım. Komutanım, dinliyorum komutanım. Herkes iyi. Seyfi kurtarıldı. Şu anda kılıç timiyle beraber. Çok iyi haber. Ayrıca Albay Göktürk, Uzi adlı teröristi etkisiz hale getirdi komutanım. Bunca yıllık askerlik hayatım boyunca birçok şey yaşadım. Birçok olaya tanıklık ettim. Her defasında da bundan sonra başımıza ne gelir diye düşündüm. Ne gelebilir ki? Ama her defasında da bu insanlar bizim canımızı acıtacak bir şey yaptılar. Şeytanca şeyler. Bunlar bizim
İnsanlığımızı sınıyorlar Kupus, insanlığımızı. Oktay'ın yaptıklarını ben de sen de hiç düşünmeden yapardık. Evet komutan. Kardeşimiz de olsa ikimiz de çekerdik o tetiği. Göktürk ailesinin başına gelenler çok üzücü. Bizi biz yapan değerler nedir biliyor musun Kopuz? Kültürümüz, aile yapımız, nasıl yetiştirildiğimiz, köklerimize bağlılığımız. İşte görüyorsun, aynı kandan ya da aynı anne babadan olmak bazen bir şey ifade etmiyor. Biri Kuleli'de eğitim görmüş bir vatansever, bir diğeri ise köklerinden kopartılmış, ruhen tecavüz edilmiş bir terörist. Mankurt da tam böyle bir şey. Alo? Baba benim. Oğlum, Oktay iyi misin? İyiyim baba. Onu buldum baba. Uzi'yi buldum. Oradaki işin bitti mi? Evet baba. Bitti. Sen yapman gerekeni yaptın oğlum. Biliyorum baba. Şimdi kapatmam lazım. Dönünce konuşuruz. Tamam. Lanet olsun. 50 yıllık planlarım, hazırlığım havaya uçtu. Ama ben kolay pes etmem. Bekleyin bakalım. Hadi, hadi çabuk. Bir an önce burayı terk etmek durumundayız. Çok zor bir durum komutanım. Aynen babalar. Çok zor. Yani komutana ne diyeyim, nasıl telkin edeyim bilemedim. Sözün bittiği yerdeyiz. Düşünsenize komutanım. Eğer beraber büyüselerdi, belki de omuz omuza savaşan birer komutan olacaklardı. Ama kardeş olmalarına bile izin vermemişler. Ah be Çekiç baba. Ulan şu kavanoz dipli dünyada öyle dümenler dönüyor ki. Fatura yine senin benim gibi şerefiyle, namusuyla yaşamaya çalışan insanlara patlıyor. Hayatını çalıyorlar. Canından can gidiyor. Mösyö gibi bir sürü şerefsiz köpek. Türk'ü, Türk askerini alt etmek için türlü dümen çevirmekten geri durmuyor. Komutanım. Başım. Mösyö'nün telefonu kapalı. Ama teknik takiple yeri belirlenebilir. Bu ve diğer adamların telefonlarını toplattırıp kontrol ettirelim. Emredersiniz komutanım. Komutanım, bu durumda Ankara'ya dönmüyor muyuz? Hayır, dönmüyoruz.
Bu iş daha bitmedi Yörük. O Mösyö denen şerefsizden yılların, babamın, karımın, kızımın intikamını almadan bitmez. Kanını döktüğü Mehmetciğin intikamını almadan bitmez. Elinde yüzlerce masumun kanı var Yörük. Emredersiniz komutanım. Selcan baba. Karargahla irtibata geç. Şu telefonu bir baksınlar. Kılıç. Biz de gidip şu köpekleşlerin telefonlarını kontrol edeceğiz. Gelin. Emredersiniz. Dinliyorum. Kopuz. Uzi'nin ve adamlarının telefonları elimizde. Aranan numaraların yerlerini hesaplayabilirsek Mösyö'nün yerini belirleyebiliriz. O herif kendini riske atmaz Göktürk. Yerini bilsek bile giremeyeceğimiz bölgededir muhtemelen. Umurumda değil. Yılanın başı o. Ve ben o başı ezmeden Ankara'ya dönmüyorum. Bütün bunların sorumlusu o Mösyö denen şerefsiz. Diğerleri sadece piyon. İzbandut, ya müsaaden olursa ben bir Esra'yı arayayım mı? Ha, al, al sakallı ara. Allah razı olsun. Esra? Alo baba. Baba kurban olsun o sesine. Babam, nasılsın? Ulaşamadım, telefonun kapalıydı. Göktürk ablalara geleceğimi söyleyecektim ben de. He vallahi ya, şarjı bitmiş. İşlerden de açamadım zaten. Sen iyi ol da. Ben iyiyim, iyiyim kızım, merak etme. Aklım bende olmasın. Zaten İzbandut Yüzbaşı da yanımda. Sağ olsun. Ya Gökçen yengeye benden selam söyle ha. Kaan'ı da benim yerime öp. Tamam babacığım, sen bu akşam gelecek misin? Ya vallahi bilmiyorum ki ama ben sana haber veririm ha. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Ah benim oğluşum. Allah razı olsun. Peki komutanım, Mösyö'nün bu bölgede olduğuna, yani kuzeyde olduğuna emin miyiz? Hayır, değiliz Selcan baba. Yörük. Emredin komutanım. Karargâhtan hala haber yok. Vakit kaybediyoruz. Elimizde hiçbir iz yok Göktürk. Ne bir telefon bağlantısı, ne uydu görüntüsü. Mösyö'nün nerede olduğuna dair hiçbir bilgi yok. Ne demek yok? Yıllardır gölge gibi yaşayan bir adamdan bahsediyoruz Göktürk. Çok iyi kamufle olan, sürekli kimlik değiştiren bir terörist. Mösyö şu anda yeni bir kimlikle Avrupa'da ya da dünyanın herhangi bir yerinde olabilir. Şu anda bütün istihbarat teşkilatı, emniyet, elçilikler hepsi teakkuzda. Onu bulmak için gereken her şey yapılıyor. Mesele sadece seninle ilgili değil Göktürk. O Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti'ne namlusunu doğrultmuş bir terörist. Ve hak ettiği cezayı er ya da geç bulacak. O namussuzun yaptıkları yanına kar kalmayacak. Sen gereken her şeyi yaptın Göktürk. Başak Assubay sana dönüşle ilgili koordinatları geçecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.